Yenilmez denilen armada 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nda ağır bir hezimete uğrayarak geri çekilmek zorunda kalmıştı. Amiral de Robay 18 Mart'ta uğradığı başarısızlığı telafi etmek adına yeni planlar yapmasına karşın Akdeniz Ordular Başkomutanı General Sir Ian Hamilton donanmanın tek başına boğazı geçemeyeceği, bu işin kara ve donanma kuvvetlerinin ortaklaşa yapacakları bir harekatla başarıya ulaşacaklarını inandığını, İngiltere'deki siyasetçileri de ikna ederek böylece geniş çaplı amfibik bir çıkarma harekatına karar verilmişti. 27 Mart 1915 günü İngiltere'de Harp Konseyi'nin amfibik harekatı onaylamasıyla birlikte çıkarma hazırlıklarına derhal başlandı. İngiltere'den gelecek 17 bin kişilik 29. Tümen, İskenderiye'deki birkaç aydır zaten eğitimde olan 30 bin mevcutlu Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan 2 tümenlik kol ordu, Port Said'deki 10 bin kişilik İngiliz Kraliyet Deniz Tümeni bu kuvvetin ana unsurlarıydı. Fransa harekata sömürge askerlerinin çoğunlukta olduğu 16 bin kişilik bir tümenle katılacaktı. Mısır'da toplanan bu kuvvet, 75 bin asker, 84 gemi, 16 bin hayvan ve diğer harp vasıtalarından oluşan ve adı Akdeniz Seferi Kuvveti olan büyük bir ordu haline gelmişti. Osmanlı Genelkurmayı Çanakkale'nin savunma konusunda yeni bir tertibat alıp Boğaz'ın savunmasını Mirliva Cevat Paşa komutasındaki Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na bırakarak Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasındaki dış ve iç sahillerin korunmasını ve savunulmasını görevi üstlenecek olan müstakil bir ordu kurdu. 5. Ordu adını alan bu ordunun başına da Alman General Liman von Sanders getirildi. Liman von Sanders, Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan askeri anlaşma çerçevesinde Osmanlı ordusunda ıslahat yapmak üzere 14 Aralık 1913'te Türkiye'ye gelen Alman askeri ıslah heyetinin başkanlığını yapmaktaydı. Ancak ıslahat adına henüz hiçbir şey yapamadan 1. Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti Almanya ile ittifak anlaşması yapınca Türkiye'de bulunan Alman subayları Osmanlı Genelkurmayı'nın emrine girdiler. Liman Paşa Gelibolu Yarımadası'nda ve Anadolu yakasında kendinden önce alınmış olan savunma düzenini benimseyerek temelde bir değişikliğe gitmişti. Oysaki bölgedeki Türk komutanlar İtilaf kuvvetleri karaya çıkmadan önce denizdeyken karşılanmak üzere kuvvetli birliklerle savunmayı kıyıda kurmuşlar, geride ise yeterli sayıda ihtiyat bırakma yolunu seçmişlerdi. Liman von Sanders Paşa, kıyıya yakın yerleşecek kuvvetlerin çok üstün düşman donanmasına ateş gücünden etkileneceğini düşünerek, kıyının zayıf kuvvetlerle tutulup, geride toplu halde bulundurulacak kuvvetli ihtiyatların sevkiyle karaya çıkabilecek itilaf kuvvetlerini karşı taarruzla denize sürmeyi planlamıştı. Bölgedeki Türk subaylarının çoğu, başta 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey olmak üzere düşman kuvvetinin karaya çıkmasına imkan verecek bu görüşü benimsememişlerdi. Onlara göre endişe edilen donanma ateşinin etkisi, gemi toplarının mermilerinin yatık yolunu gitmesi sebebiyle çok tesirli olmayacağından abartılmamalıydı. Buna karşılık düşman kuvveti çıkarma esnasında en zayıf olduğu anda, yani deniz üzerinde karşılanmalı ve karaya çıkmadan imha edilmeliydi. Liman Paşa itirazlara rağmen savunma planını Osmanlı Genelkurmayı'na kabul ettirmişti. Elindeki tümenleri muhtemel çıkarma bölgesi olarak gördüğü noktalara yerleştirdi. Liman Paşa çıkarma ihtimalini birinci derecede gördüğü yer Anadolu yakasında Beşik'e koyuydu. Bu bölgeye Alman Weber Paşa komutasındaki 3. ve 11. tümenlerden oluşan 15. kol orduyu yerleştirdi. İkinci ihtimal ise Bolayır bölgesiydi. Gelibolu Yarımadası'nın 4,5 kilometre kadar daraldığı bu bölge yapılacak bir çıkarma ile arkasının kesileceği korkusuyla Liman Paşa bu bölgeye de 5. ve 7. tümenleri yerleştirdi. 9. tümene Anafartalar koyundan Morta koyuna kadar Gelibolu Yarımadası'nın kıyılarının savunmasını verilmişti. Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. tümen ise ordunun genel ihtiyatı olarak Eceabat civarında bulunacaktı.
İtilaf kuvvetleri Liman von Sanders'in en fazla endişe ettiği Beşige Koyu ve Bolayır'a sadece aldatma amaçlı çıkarma yaptılar. İtilaf kuvvetleri kara harekatını Boğaz'ı gemilerine açmak amacıyla planlamışlar ve hedefleri Kilitbahir platosunu ele geçirip hem Rumeli hem de Anadolu tarafındaki merkez tabyaları kara ordusuyla düşürmek ve donanmaya yol açmaktı. Mısır'da yeniden organize edilen ve çıkarma için tatbikatlar yaptırılan 75 bin kişilik Akdeniz Seferi Kuvveti harekata hazırda. Akdeniz Orduları Komutanı Ian Hamilton çıkarma planını taktik bakımından iki ana unsur üzerinde kurmuştu. Bunlardan birincisi Türk birliklerini mümkün olduğunca gafil avlamak ve şaşırtmak. İkincisi de hedefine en kestirme yoldan ulaşacak yeri seçmekti. Evet, şu an Anzak koyundayım. Ve hemen sahilde bir tane Anzak birliklerine ait, İngiliz birliklerine de bir taarruz düdüğü. Evet, Gelibolu Yarımadası'nda bu düdüklerden, bu taarruz düdüklerinden çok kullanıldı. Yüksek ihtimalle de binlerce Anzaklı genç askerin hayatlarında duydukları en son ses bu düdüğün sesidir büyük ihtimal. Evet. Ian Hamilton'ın nihai hedefi Kilitbahir platosunu ele geçirmekti. Bu hedefe ulaşmak için de ana çıkarmanın yapılacağı en uygun yer yarımadanın en güney ucunda bulunan Seddülbahir bölgesiydi. Seddülbahir civarında birbirine yakın 5 ayrı yere yapılacak çıkarmayı Hamilton'ın çok güvendiği İngiliz 29. tümeni gerçekleştirecekti. Morta Koyu, bugünkü Çanakkale Şehitler Abidesi'nin batı yamaçlarının denize indiği yerde. İtilaf kuvvetleri buraya S Kumsalı olarak adlandırmıştı. Settülbahir köyündeki Ertuğrul Koyu, İtilaf kuvvetleri buraya da V Kumsalı demişti. Settülbahir köyünün yaklaşık 2 kilometre batısında bulunan Tekke Koyu, W Kumsalı ismiyle anılmıştı. Tekke Koyu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde küçük bir koy olan İkiz Koyu ya da İtilaf Kuvvetleri'nin verdiği isimle X Koyu. Zığındere'nin denize döküldüğü yer ile kuzeyde bugün Nuri Yamut Anıtı'nın bulunduğu yer arasında bir yamacın eteğinde bulunan Pınarıçı Koyu, müttefiklerin verdiği isimle Y Kumsalı. Harekatın asli unsurlarından bir diğeri ise Anzak kolordusunun Kabatepe ile Arıburnu arasında yapacağı çıkarmaydı. Buraya çıkarılacak birlikler bölgeye hakim konumdaki Koca Çimen Dağı silsilesini ele geçirdikten sonra Maltepe'yi ele geçirip Eceabat yönünde ilerleyip yarımadayı ortadan ikiye bölecek, güneyde kalan Türk birliklerine takviye yolunu kesecekti. Anadolu yakasında bulunan iki tümenin asıl harekat sahası olan Rumeli yakasına geçmelerini engellemek ve geciktirmek için Kumkale'ye bir oyalama çıkarması planlandı. Bir Fransız alayı tarafından yapılacak bu çıkarmanın amacı ilk günlerde buradaki Türk birliklerini tespit etmekti. Hamilton'ın planının aldatma ve şaşırtma taktiği gereği asıl çıkarma bölgesinin uzağında yer alan iki bölgeye, Beşige Koyu'na ve Bolayır bölgesine aldatma ve gösteriş çıkarmaları yapılarak buralardaki Türk birlikleri geçici de olsa esas çıkarma bölgesinden uzak tutulmaya çalışılacaktı. Çıkarma planına dikkat edildiğinde Liman von Sanders'in savunmada öncelik verdiği noktalara, yani Bolayır ve Beşik'e sahte çıkarmalar yapılmış, buralara bağlanan tümenler bu aldatmaya kanarak çıkarmanın ilk günü asıl çıkarma bölgesine hayati önemdeki takviyeyi yapamayıp çok uzağında kalmıştı. İtilaf kuvvetleri çıkartma günü başta olmak üzere 23 Nisan'ı düşündülerse de hava muhalefeti sebebiyle çıkartma tarihi
24'ü 25'e bağlayan gece ertelendi. 24 Nisan gecesi Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda toplanan donanma, dünyanın o güne kadar görmüş olduğu en büyük amfibi çıkarma harekatını gerçekleştirecek, 75 bin askeri Gelibolu Yarımadası'na götürmek üzere yola çıkmıştı. Liman von Sanders Paşa komutasındaki 80 bin kişilik 5. Ordu'dan Gelibolu Yarımadası'nda ana ve tali çıkarma bölgelerini sadece 9. Tümen savunuyordu. Bu bölgelere en yakın birlikse ordunun genel ihtiyatı olarak Hecihabad civarında bulunan Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümendi. Yarımada'nın güney kısmı Albay Halil Sami Bey idaresindeki 9. Tümene bağlı Yarbay Hafız Kadri komutasındaki 26. Alay tarafından savunuluyordu. Nisan'daki İtilaf kuvvetlerinin çıkarması için önemli ve stratejik büyük bir öneme sahip olan nokta, bugün Setürbayı köyünde Yahya Çavuş anıtı ile Setürbayı kalesi arasında kalan Ertuğrul Koyu'ydu. Peki 25 Nisan günü Setürbayı'da, Ertuğrul Koyu'nda neler yaşandı? Ertuğrul Koyu'nun savunmasına ayrılan kuvvet 3. Tobur'un 10. bölüğünden oluşan 240 askerdi. Sabah saat 4.30'da donanmanın aşçı ateşle başlayan saldırı saat 6'ya kadar amansız bir bombardıman şeklinde sürdü. Bombardımana müteakip Ertuğrul Koyu'na yığılacak çıkartma için ayrılan 6.000 askerden 2.000 tanesi River Clyde isimli bir nakliye gemisinin içerisinde bulunuyordu. Yunan mitolojisinde Truva savaşlarında kullanılan Truva atına benzetilen River Clyde, içindeki askerlerle beraber baştan kara edilecek ve geminin bordalarında açılan kapılardan çıkarılacak askerler gemiye yanaştırılacak dubalar üzerinden hızla karaya çıkacaktı. Filikalarla sahile çıkarılmak istenen 1000 kişilik öncü birlik, 10. bölük askerlerinin açtığı isabetli ve etkili ateş altında neredeyse tamamen saf dışı kaldı. River Clyde'da bulunan askerlerin karaya çıkarılma teşebbüsü de yine kahraman Türk askerinin açtığı ateşle durduruldu ve gemiden çıkıp dubalar üzerinde karaya ulaşmaya çalışan İngiliz askerleri vuruldu. Birkaç defa tekrarlanan çıkış harekatı her defasında aynı akıbete uğrayınca gemide asker çıkarılması durduruldu. Ve geri kalan asker hava kararınca kadar geminin içinde mahsur kaldı. Filikalardan ve gemiden çıkıp hayatta kalabilen 200'e kadar asker bugün bu görmüş olduğunuz 1 metre yüksekliğinde kum setin arkasında sığınarak bütün geceyi geçirdiler. Eğer o dönem bu sahil kısmı daha iyi tahkim edilip bu kum seti yıkılsaydı sahilde hiçbir İngiliz askeri tutunamazdı. Çıkarmayı karşılayan 3. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri, askerinin o zamanki durumunu şöyle tasvir eder. Mıntıka donanmanın açtığı ateşle nispet kabul etmez derecede küçüktü. Birçok top mermisi yan yana düşüyor, birçok şarapnel de birbirini takiben patlıyordu. Hayat kurtarmak için kazılan avcı hendeklerinin bir kısmı mezar vazifesi gördü. Askerlerin çoğu arkadaşları yanında toprakla gömüldüğü ve bir kısmının bacağı, başı havaya fırladığını gördüğü halde düşmanın üstün kuvvetini ve mühimmatını katiyen düşünmeyerek silahını kullanacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyor ve ara sıra hendekten başını çıkararak ateş zamanı geldi mi diye bakıyordu. Ertuğrul Koyun'u savunan askerlerimiz İtilaf kuvvetlerini tamamen durduramamışlardı. Fakat İtilaf kuvvetlerinin planında ilk günün hedefi olan Alçıtepe'yi almalarını o gün engelledikleri gibi 8,5 ay boyunca ancak uzaktan bakabilmelerine sebep olacak şekilde geride bir müdafaa hattının kurulup takviye edilmesi için yeterli zamanı kazanmışlardı. Arıburnu, Gelibolu Yarımadası'nda Kabatepe'nin 4 kilometre kuzeyinde sarp yamaçlı bir yer olup bugün Anzak tören alanıyla güneyinde kalan ve Anzak koyu diye anılan bölgede denize doğru uzanan çıkıntıdır. Coğrafi özellikleri sebebiyle çıkarmaya çok uygun bir yer sayılmaz. Bu sebeple sadece bir bölükten oluşan bir Türk birliği tarafından korunmaktaydı. Buraya
27. Alay'ın 2. taburu yerleştirilmişti. İtilaf kuvvetleri güneyde Settülbahir bölgesinde yapacakları ana çıkarma harekatını gizlemek ve Türk birliklerinin dikkatini dağıtmak amacıyla Arıburnu'na ikinci derecede bir çıkarma planlamışlardı. Bu çıkarma Türk birliklerinin beklediği gibi tahkim edilmiş Kabatepe'ye değil, 1,5 kilometre daha kuzeyde Kabatepe ile Arıburnu arasındaki sahile yapılacaktı. Çıkarmanın hedefi sahile çıktıktan sonra bölgeye hakim konumdaki Topçular Sırtı'nı ve Kocatimen Tepe'yi ele geçirdikten sonra daha doğuda bulunan Maltepe'yi ele geçirip Boğaz'a inmekti. Nisan günü gün ağarmadan başlayacak harekat sessizlik içinde ve baskın tarzında planlanmıştı. Bu harekat için Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen İtilaf Kuvvetleri ordusuna katılan ve kısaca ANZAC tabir edilen birlikler seçilmişti. Yaygın bir inanış ve İngiliz resmi tarihinde de aynı yöndeki açıklamalara göre ANZAC'lar Arıburnu'na yanlışlıkla çıkmışlardı. Fakat işgal kuvvetlerin bugün ANZAC koyu olarak anılan bölgeye yanlışlıkla çıkmadıkları, birliklere verilen çıkarma emrinde çıkarma bölgesi olarak Kabatepe Balıkçı Damları arasındaki sahil kısmının gösterildiği görülmektedir. Akıntı hesaba katılmamış ve filikaların aralarındaki belirtilen mesafeyi koruyamadıkları sebebiyle asıl çıkarma noktasından 1,5 kilometre kuzeye Arıburnu'na çıkmışlardır. Çıkarma filikalarına aralarında 150 metrelik mesafeyi korumaları özellikle belirtilmişti. Ancak gece karanlığında bu mesafe korunamamış, aralarındaki uzaklık 50 metreye kadar inmişti. Filikaların birbirine yaklaşmasıyla çıkarma bölgesinin uzunluğu 1500 metreden 600 metreye inmişti. Güneydeki en uçtaki filikalardan birisinde görevli bulunan deniz astsubayı Matt Kalf, Kabatepe sahilinden açılan Türk ateşini fark ederek tümeni kuzeye kırması ve ona diğer filikaların uymasıyla özellikle de akıntının da yönü hesap edilememiş ve tüm filikalar Arıburnu'na toplanmıştı. ANZAC kolordusu komutanı General Birdwood 8 Mayıs tarihli raporunda aslında istediği yerden daha kuzeyde karaya çıktıklarını fakat bu yanlışlığın kendilerini topçu ateşinden ve şarapnellerinden koruduğunu belirtmiştir. Kabatepe bölgesinde bulunan 27. Alay'ın 2. taburu, bulunduğu bölgenin kuzey ve güneyindeki yaklaşık 12 kilometrelik sahil şeridini savunmakla görevliydi. Tabur komutanı Binbaşı İsmet Bey bu amaçla elindeki 4 bölükten 3'ünü sahillere gözetlemek ve müdafaa etmek üzere dağıttı. Sorumluluk alanının en kuzeyinde bulunan 4 kilometre uzunluğundaki bölgeyi Yüzbaşı Faik Bey komutasındaki 250 kişilik 8. bölüğe vermişti. Yüzbaşı Faik Bey, emri altındaki 3 takımdan birincisini Asteğmen İbradalı İbrahim Hayrettin komutasında bugünkü ANZAC tören alanının yaklaşık 1 kilometre kuzeyindeki Balıkçı Damlarına, ikincisini Asteğmen Muharrem komutasındaki Hain Tepe'ye göndermiş, üçüncü takımı ise Gelibolulu Süleyman Başçavuş İdaresi'nde yanında ihtiyatta bırakmıştı. 24'ü 25 Nisan'a bağlayan gece yarısı Yüzbaşı Faik Arıburnu'nda bulunduğu mevziden denizi gözetlemekteydi. Dürbünle bakınca çok sayıda gemi gördü. Bunlar hareket halinde mi yoksa duruyor muydu belli olmuyordu. Buna rağmen gördüklerini Binbaşı İsmet Bey'e rapor etti. Evet, şu an bulunduğumuz siper hattı 24-25 Nisan'a bağlayan gece Yüzbaşı Faik Komutası'ndaki askerlerin Arıburnu'nda Hain Tepe mevziinde ilk konuşlandıkları yerlerden bir siper hattı.
Binbaşı İsmet Bey de eldeki istihbarata göre eğer bir çıkarma olacaksa bunun Kabatepe'ye yapılacağını söyledi. Ardından Yüzbaşı Faik, başka bir gözetleme noktasına gidip izlemeye devam ettim. Bu sefer büyük bir kitle halinde olduklarını gördüm ve doğrudan üzerimize geldikleri sonucuna vardım. Her zamanki gibi tümene malumat vermek üzere telefon başına gittim. Sabaha karşı 2.30 sularıydı. Karşıma görevli Mülhak Teğmen Nuri Efendi çıktı. Durumu ona anlattım. Hatta bekleyin, kurmay başkanına söyleyeyim dedi. Biraz sonra geri geldi ve bunların kaçı muharebe kaçı nakliye gemisi dedi. Ben de karanlıkta bunu seçmek imkansız ama sayıları hayli fazla diye cevap verdim. Görüşme burada bitti. Kraliyet Deniz Piyade Birliği'nden Er Herbert Payer o geceyi günlüğüne şöyle geçecekti. Şafaktan önce zifiri karanlık sırasında hafif gece esintisi aniden kesildi. Ve Ege'nin yüzeyi durularak adeta cam gibi oldu. Yaklaşan dramın öncesinde her şey nefesini tutmuş gibiydi. Avustralya İmparatorluk Birliklerine bağlı 12. taburdan Üsteğmen Ivor Margit ise şundan kesinlikle eminim ki o anda çok azımız aslında ateşle vaftiz edilmeye gittiğimizin farkındaydı. Çünkü Mondros Limanı'ndaki o gece manevralarımızdan birindeymişiz gibiydik. Bir süre sonra ay ışığı kaybolunca çöken zifiri karanlık gemileri örtmüştü. İhtiyat takımı alarma geçirilerek hazır beklemesi emredildi. Saat 04.25'te As Teğmen Muharrem'in takımına mensup Arıburnu'nun en ilerisinde mevzilenmiş askerler, Anzak mezarlığının olduğu yerde karaya çıkmak üzere olan düşman askerlerine ateş açtılar. Bu dar sahil şeridine çıkan 1500 kişiye karşı ilk etapta yalnız As Teğmen Muharrem'in 80 kişilik takım karşı koymuştu. Saat 4.45'te hava aydınlanmaya başladı. Ve ilk ışıkla birlikte müttefik donanması Arıburnu yarlarını bombardımana başladı. Arıburnu'nda karaya çıkan Anzaklar önlerindeki sarp ve dik yamaçlara dere içlerine doğru saldırıya geçtiler. Yüzbaşı Faik Bey ihtiyattaki takımı da ileri sürdüyse de sayısı ancak 160'ı bulan Türk birliği her yandan yamaçlara, sırtlara saldıran ve sayıları 4000'i bulan işgal kuvvetleri askerlerini durdurmaya kafi değil. Çıkarma alanının kuzey ucunda bulunan As Teğmen İbrahim'in takımıyla güney ucunda bulunan 2. taburun 7. bölüğüne bağlı bir takım askerin de katılmasıyla Türk savunması ancak 320 kişiye ulaşabilmişti. Güç dengesi yaklaşık olarak 1-10 Türk birliklerinin aleyhineydi. Yoğunlaşan çıkarma harekatları bugünkü küçük Arıburnu'nun 450 metre güneyindeki Kikirikdere'den kuzeydeki bugünkü Anzak tören alanına biraz daha kuzeyindeki Balıkçı damlarına kadar olan 1.8 kilometrelik sahil şeridine yayıldı. Burayı savunan Türk birlikleri az sayıdaki kuvvetleriyle makineli tüfekleri olmadan düşmanın karaya çıkmasını engelleyebileceklerinin farkındaydılar. Onlar Anzakları olabildiğince oyalamaya çalışarak geriden gelecek takviye birliklerini zaman kazandırmaya çalışmışlardı. Anzak birliklerini yakından karşılayan Hain Tepe'deki takımın komutanı As Teğmen Muharrem iki omuzu ve kolundan yaralanıp geri çekilmiş, takımının erleri işgal kuvvetlerini oyalamaya devam ederek büyük bir kahramanlık göstermiş ve bu 80 kişilik kahraman takımdan sadece 3-4 kişi sağ olarak geri dönebilmişti. Saat sabah 6'yı gösterdiğinde Haintepe yüksek sırt hattının Avustralyalıların eline geçmesiyle kıyı vuruşmaları bir nevi son buldu. Yüzbaşı Faik ve takım komutanı Gelibolulu Süleyman Çavuş yaralanarak geri çekilmiş, geride kalan birkaç er savunmaya devam etmişse de yamaçlardan tırmanıp yan ve arkalarından ateş açan Anzaklılar karşısında tutunamayarak Balıkçı damlarında bulunan 1. takıma katıldılar. Balıkçı damları mevkiinde bulunan As Teğmen İbradalı İbrahim Hayrettin komutasındaki 70 kişilik 1. takım çıkarma başlayınca bu noktaya çıkmaya çalışan Anzak askerlerin ateş altına almışlardı. Ateşleri o kadar etkili olmuştu ki
çıkarma yapan 6 sandaldaki 140 askerden sadece 18'i kurtulabilmişti. Yüzbaşı Lay günlüğünde kıyıya yaklaştıkça suyun mermilerle çalkalandığını ve ortamın kızışmak üzere olduğunu görebiliyordu. Kürekler gayretle çekildi ve hızla ateş menzilinin içine daldı. Mermiler etrafımızda arılar uçuşturdu diyor. İbradalı İbrahim Hayrettin ve askerleri o kadar seri ve isabetli atış yapıyordu ki savaş sırasından günümüze kadar müttefikler burada makinalı tüfek birliğinin olduğunu zannetti. Oysa ki o gün makinalı tüfekler henüz Eceabat top zedinlik mevkinde yola çıkmamıştı. Bir müddet sonra cephanesi tükenen takım buradan Sazlıdere boyunca ilerleyerek Düztepe'ye tırmanmış ve kalan tek tük cephaneleriyle burada bir hat oluşturup düşmanın Conk Bayırı istikametinde ilerlemesini engellemişlerdi. 27. alayın yetişip savaşa girmesiyle cephane tedarik etmişler ve 57. alay Düztepe'ye gelinceye kadar burada 27. alayın sağ kanadını müdafaa etmişlerdi. Asteğmen İbradalı İbrahim Hayrettin artık mevcudu kalmayan bölüğüyle takımını temsil ederek 50. alayla birlikte 25 Nisan günü muharebelere katılmış ve çok ağır zayiat vermişti. Kendisi de bu muharebelerde yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 8. bölüğün subayları, başta bölük komutanı Yüzbaşı Faik, takım komutanları Asteğmen Muharrem, Asteğmen İbrahim Hayrettin ve Gelibolulu Süleyman Çavuş aynı hastanede tedavi görmüşler. Yaraları iyileştikten sonra tekrar alaylarına katılıp bölüklerin komutanlığını üstlenmişler ve Çanakkale savaşlarının sonuna kadar Arıburnu'da İtilaf kuvvetlerine karşı mücadele etmişlerdi. Gece teftişinden yeni dönen Arıburnu'ndan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Eceabat yakınında karargahı bulunan 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Aker yerinde duramıyordu. İleride alayına mensup 2. taburun şiddetli bir muharebeye tutuştuğu kulaklarına kadar gelen top tüfek seslerinden anlaşılıyordu. Harekete geçmek için emir verilmesini teklif ettiyse de bir müddet istediği emri alamadı. Çünkü bağlı bulunduğu 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey, gerçek mi yoksa bir aldatma çıkarmasıyla mı karşı karşıya olduğuna karar veremiyordu. Ve nihayet sabah 0:45'te Şefik Aker'in beklediği harekat emri geldi. Ve hemen ardından 27. Alay 2 taburdan oluşan 2000 kişilik mevcudu ve bir makinalı tüfek bölüğüyle yola çıktı. Saat 07'de Kavaktepe'ye ulaşan Şefik Bey ilk kez bu noktadan kanlı sırtı tutmuş olan işgal kuvvetlerini gördü. Hemen ardından önce Göktepe'ye ve ardından 07:40'ta Kemal Yer'in hemen güneyindeki 161 rakımlı tepeye geldi. Bu noktada birliklerin toplanması beklendi. Yarbay Şefik saat 08'de ilk karşı taarruz ile Adana Bayırı, Fundalık Sırtı, İnce Bayır hattına kadar ilerlemiş olan işgal kuvvetlerini tekrar Edirne Sırtı, Kanlı Sırt platosuna kadar geri püskürttü. Bu taarruzda sağ kanadı 3. Tabur Komutanı Yüzbaşı Halis Bey, sol kanadı ise 1. Tabur Komutanı Binbaşı Malatyalı İbrahim Bey idare ediyordu. Saat 8'de başlayan ve 9'dan itibaren göğüs göğüse devam eden muharebe sonucu Anzak ilerleyişi durdurulduğu gibi Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt hattına kadar geri dağıtılmıştı. Bu sırada muharebeye giren 2000 Türk askerine karşı 10.000'e ulaşan Anzak askeri vardı. Kuvvet dengesi her an açılmakta ve Anzak birlikleri özellikle Türk savunma hattının zayıf kalan sağ kanadının gerisinden Conk Bayırı, Koca Çimen Tepe yönünde ilerleme teşebbüslerinde bulunmaktaydılar. İşte tam bu sırada çok zor durumda kalmış olan 27. alayın imdadına Conk Bayırı yönünde saat 10:25'te çatışmaya giren Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki ihtiyatta bulunan 19. Tümen'e bağlı 50. Alay yetişti. Bizzat Mustafa Kemal şahsi inisiyatifini kullanarak kendi idaresinde Bigalı köyünden Conk Bayırı'na gelen 57. Alay ilerleyen Anzak askerlerine karşı müthiş bir hücuma geçti. Kısa zamanda Anzak kuvvetleri Kılıç Bayırı'na kadar geri püskürtüldü.
57. Alay savaşa katılmasıyla 5000 kişiye ulaşan Türk kuvveti karaya çıkmış olan 12.000 kişilik Anzak kuvvetini durdurduğu gibi denize doğru da sürmekteydi. Artık müttefiklerin Koca Çimen Tepe'yi ele geçirip Boğaz sahiline inme planı suya düştüğü gibi çıkarma kuvvetleri de ciddi bir anlamda tehlike altına girmişti. O saatlerde Jonk Bayırı'nda tarihe geçecek ve savaşın kaderini değiştirecek bir sahne yaşanır. Yarbay Mustafa Kemal Jonk Bayırı'na geldiğinde 261 rakımlı tepeye doğru koşarak geri çekilen bir müfreze grubunu görür. Derhal efradın önüne geçerek, "Niçin kaçıyorsunuz?" "Efendim düşman," der askerler. "Nerede?" "İşte," diyerek 261 rakımlı tepeyi gösterirler. "Düşmandan kaçılmaz. Cephanemiz kalmadı." Mustafa Kemal, "Cephaneniz yoksa süngünüz var," diyerek derhal "Süngü tak ve yere yat," diyerek emir verir. Onları gören Anzaklı askerler de yere yatıp beklemeye başlarlar. Mustafa Kemal'in de dediği gibi kazandığımız an işte bu andır. Alayın ardından bölgeye yetişen ve 50. alayın ölümü hiçe sayarak taarruza geçiren gücü tükenmekte olan kahraman 20. alayın birlikleri için kurtarıcı vazifesi gören Mustafa Kemal ise bu müdahalesiyle Arıburnu cephesine damgasını vurmuştur. Gece olduğunda 20. alayın komutanı Şefik Bey'in de ifadesiyle "Sipersiz Meydan Muharebesi" ilk bölümü sona ermişti. Arıburnu'nda ilk günkü muharebelerde savaşa giren askerlerimizin zayiatı ise 2500 şehit ve yaralıydı. Buna karşılık ilk günkü Arıburnu'na çıkan Anzak askerlerinin sayısı 15.000'di ve 3500 kayıp vermişlerdi. Savaş 8,5 ay sonra sona erdiğinde 101.279 şehidimizin toplam kaybımız ise 252.000'e yakındır. Müttefik ordusunun toplam kaybı ise 260.000'i bulmaktadır. Vatan toprakları için hayatlarını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizin ruhu şad olsun.